İnna vecednahu sabira. Biz onu sabredenlerden biliriz. Eyüp Aleyhisselam sabır noktasında imtihanı tamamladı yani. Levh-i Mahfuz'da sabir diye sabredenlerden yazıyor ismi. E sabredenlerden ismi yazarsa ne olur? Ne olur? İnnemâ yuvaffas sabirûne ecrahum bi gayri hisab. Hisapsız mükafatı bol bol verilecek olan tek insan grubu sabredenler grubudur. Yani sabredenlerden olmak ne demek? En üst noktanın sahibi olan insan olmak demek yani. İnna vecednahu sabira ne güzel kuldur o. Ne güzel kuldur o. İnnehu <laughs> evvab Rabbine dönmüş. Rabbine yönelmiş. Rabbini razı etmiş. Allahu Teala diyor müfessir burada iki tane menkıbeyi iki tane kıssayı bize anlattı. Kıssaların birisinde Hazreti Süleyman, birisinde Hazreti Eyyub. Birisinde Allah mülk vermiş, mülk üzerine mülk vermiş ve hüküm üzerine hüküm giydirmiş olduğu Süleyman Aleyhisselam şükretmiş, imtihanını şükredenlerden kendini yazdırarak tamamlamış ve neticesinde aynı Nimal abdu innehu avvab. ne güzel kuldur o diye Allah'ın övgüsüne mazhar olmuş. Hemen onun peşinden Eyyub aleyhisselam o da imtihanı sabredenlerden tamamladı. O da nimal abdu innehu evvab. abdu innehu Allah subhanehu ve teala bize de hangi imtihanı biçtiyse Mevlamız onu güzel bir şekilde zenginsek zenginliğin hakkını vererek, fakir isek fakirliğin hakkını vererek Rabbimizin rızasına ererek son nefesi vermeyi nasip eylesin bize de ni'mel abd o müjdesine biz de mazhar olalım işte. Ne güzel kuldur o. Ne güzel kuldur o. Eyyub aleyhisselam ala nebine aleyhissalatü vesselam iyileştiği zaman bir rivayette vücudunda iki tane kurt kalmıştı. Bir rivayette dört tane. Onları alıp Birisini karaya, birisini suya koydu. İki tane kaldı rivayetinde. Suya koyduğu diyor sülük olmuştur. Bu kan çeken, şifa ya vesile olan. O diğer kurt arı olmuştur diyor. Allah onu arıya inkılab ettirdi Celle Celaluhu. Dört tane rivayetinde de birisini dut ağacına koydu, ipek böceği oldu diyor. Birisine meyhan, meyan denilen o bitki, bitkiye dönmüş. O da çok faydalı bir bitki. Meyan denilen. Ve hasıl o zamandan bu yanadır diye rivayet edilmiş. Sabredenlerin reisi, başı Hazreti Eyüp Aleyhisselam'dır. Allah Subhanahu ve Tal bu ikramı bu tacı yani daha doğrusu Eyüp Aleyhisselam'a ikram eylemiş. Celle Celaluhu. Hastalık gelir Rabbimiz katından. insanın... ne yapması gerekir? Bu hastalık neticede bir imtihan idi. Şifa ise hak katından gelecek. Yine hakka biz yüzümüzü dönelim. Ona kulluğumuzu edelim. İnşallah bu hastalık bizi öldürürse zaten şehidiz. Bu güzel niyetlerle, bu güzel haliyle ölürsek. Sağ kalır da kendimize gelirsek ne yaptık? Sabrını güzel eyledik. Kar defterine yazdık onları yani. Elhamdülillah. Elhamdülillah ahirette karşımıza çıkacak. Belki biz hasta olmasaydık sıhhatli halimizde ibadetlerin çoklarını kaçıracaktık. Ama Allah Subhanahu ve Teala yapmış gibi yazıyor. Elhamdülillah. Merhameti Subhani o kadar geniş, o kadar engin yani. İnsanoğlu hasta olduğu zaman hele hele şimdi günümüzde ne çıktı? Bayağı doldu çıktı gerçi de. Virüs çıktı, koronavirüs çıktı. Herkes bir tedirgin. Bütün kafirleri bulsa bu diyeceğiz ki bu herhalde dabbetul arzdır. <laughs> Ahir zamanda çıkacak yerde yürüyen bir canlı diyor ya hani. Müminin alnına mümin yazacak, yüzünü beyazlatacak. Kafirin alnına kafir yazıp yüzünü karatacak dabbetul arz. Her yeri sardı, sarıyor da yani. Ama her kafiri almadığı için yine de o söylenemiyor. Şimdi tabi